Size bakınca ben Gençlik Marşı söylemeyi istiyorum. İstanbul'un belediye başkanı olarak o güzel kentin 16 milyon hemşerimin size kucak dolusu selamlarını getirdim. Memleketimin en güzel köşelerinden birisi. Memleketimin en anlamlı şehirlerinden birisi. 19 Mayıs ruhunun kenti Samsun'dayız. İlk adımın, o kurtuluşa umudun kentindeyiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün ismiyle anılan birkaç şehirden biri Samsun'dayız. Benim şehrimdeyiz. Benim yöremdeyiz, benim bölgemdeyiz. Doğduğum denizin kıyısındayız. Evladınız geldi İstanbul'dan Samsun. Sizi coşkuyla selamlıyorum. Bu güzel şehrin, bu güzel kentin coşkusu bu memleketin her evladında vardır. Çünkü Türkiye'miz Osmanlı döneminin son yıllarında müthiş bir zafer kazanmıştı. Çanakkale zaferi. Şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyorum. 15'lileri rahmetle minnetle anıyorum. Bir şarkı söyler gibi ölürcesine cepheye koşan bu memleketin bütün evlatlarını rahmetle anıyorum. O zaferi kazandıktan sonra tek kurşun sıkmadan ne yazık ki işgal kuvvetleri Sevr Anlaşması'ndan sonra yürüye yürüye İstanbul'u işgal etti. 1918'in son aylarında Mustafa Kemal Atatürk Kartal istimbotu üzerinde Boğaz'da gezerken işgal kuvvetlerin gemilerini gördüğünde bir baktı ki yaverinin gözlerinden yaşlar akıyor. Dönüp yaverine Mustafa Kemal Atatürk şunu söyledi. Geldikleri gibi giderler. Ve Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşlarıyla birlikte kararlı bir biçimde 16 Mayıs'ta İstanbul'dan yola çıktı. 19 Mayıs 1919'da sabah 8 sularında Samsun'a vardı. 6 gün Samsun'da, daha sonrasında Havza'da Türkiye'nin kurtuluşunun tabiri caizse yol haritasını yazdı. İşte Samsun kurtuluşun şehridir. Samsun umudun şehridir. Samsun benim zihnimde gençlik demek. Çünkü Samsun deyince kesinlikle hepimizin aklında o söylediğim tarih vardır. Hatırlayın, Mustafa Kemal Atatürk 38 yaşında genç bir subaydı. Muhteşem bir şey. Bu kentin, o güzel kentimin, Samsun'un o ruhundan beslenerek zorlu bir yolculuğa çıkmıştı. Anadolu'nun kaderini yazmak için yolculuğa çıkmıştı. Geleceğin günlerin umudu içindeydi ve herkesten çok gençlere güveniyordu. Birkaç ay sonra Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağız. Atatürk Cumhuriyetimizi emanet etmek için de gençlere güvendi ve onlara 19 Mayıs'ı bir bayram olarak armağan etti. Hayatta bazı şeyleri anlamak için, hissedebilmek için diyorum ki genç olmak gerekir. Genç olmak gerekir. Sevgili gençler, mesela özgürlüğün değerini anlamak için, özgürlüğün, hayal kurmanın değerini, hayal kurmak, hayal kurmadan olmaz. Kurduğu hayallerin peşinden yol yürümek, mesela sorgulamak, her şeye boyun eğmek değil, sorgulamak, büyük ve önemli işler yapmak isteyen herkes, ama herkes gençlere güvenmek zorundadır. Gençlere saygı göstermek zorundadır. Gençlere
eşit ve adil davranmak zorundadır. Ben gençlere çok güveniyorum, çok güveniyorum. Çok önemli bir seçime doğru gidiyoruz. Sizlere önümüzdeki 14 Mayıs'taki seçimde demokrasiyi vaat ediyoruz. Bu demokrasi mücadelesinin yolculuğu hak, hukuk ve adalet yolculuğudur. Erdemli bir yürüyüştür. Devlet insanlarının göreve geleceği bir yol yürüyüşüdür. Memleketimizin değişim anıdır. Kararlılık gerektirir. Asla vazgeçmemek gerektirir. İşte bu yolculukta 14 Mayıs'ta sizlere Cumhurbaşkanımız olacak Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamlarını getirdim. Bu kararlı yolculukta hepimize rol düşüyor. Bu kararlı yolculukta hep birlikte hareket etmek gerekiyor. Ama dedim ya, 19 Mayıs deyince ve Samsun deyince Atatürk akla gelir. Öyle bir kent ki burası, işte gençler akla gelir. Gençler bu seçimde belirleyici olacak. Verecekleri oylarla belirleyici olacak. Kendi geleceklerine dair önemli bir yolculuk çizecek gençlerimiz. Çünkü kesinlikle ve kesinlikle her hükümet aslında gençlerin hayatlarında önemli izler bırakırlar. Yaptıklarıyla ve yapamadıklarıyla. Her hükümet gençlerin hayat yolculuğunda önemli bir etki yaratır. Mesela bir hükümet eğer kamuya işe alımlarda mülakatı kaldırıp gençleri sınavlardaki başarı sıralamasına göre işe almaya başlarsa gençlerin hayatına çok önemli bir etki yapmış olur. Gençler artık adaletli bir ülkede kendi bilgi ve yetenekleriyle hak edecekleri her şeyi başarabileceklerine daha çok inanmaya başlarlar. Ama bir hükümet 20 yılı aşkın hükümetlerinden sonra işe alımlarda mülakat mekanizmasını getirmişse ve 21 yıl boyunca o mekanizmayla neredeyse bir neslin kaderiyle oynamışsa, gençlerin umutlarının kırılmasına, bu ülkede adalet olmadığına inanmalarına yol açmışsa, işte 21 yıl sonra bu hükümet kalkıp mülakatı kaldırıyorum derse gülünç duruma düşerler. Gülünç duruma düşerler. Demek ki 21 yıl boyunca insanların haklarını korumadınız. Gençlere bu ülkede hak hukuk olduğuna dair bir inanç vermediniz. Gençlerin umutlarını kırdınız. Şimdi zaman ne biliyor musunuz? Gençlerin ayağa kalkma zamanı. Gençlerin ayağa kalkma zamanı. İşte bu saat itibariyle Millet İttifakı gençlerin geleceğini inşa edecekler. Gençler devletin kadrolarını oluştururken liyakatlerine göre görev alacaklar. Gençlere yönelik hiçbir ayrımcılık yapılmayacak. Her birimizden toplanan vergilerle oluşan kaynaklarla sadece ve sadece bir avuç insanın faydalandığı bir memleket değil, sadece yandaş olmasıyla tespit edilen insanlara ve bir avuç ailelere değil, 86 milyon insanımıza hizmet edeceğiz. 86 milyon insanımıza, doğusu, batısı, güneyi, kuzeyi, memleketimin her yerine hizmet dönemi başlıyor. Ama bu hükümet işte bugünün tek adamlı yönetim şeklini bu ülkeye zoraki getiren bu anlayış
gideceğini gördüğü için diyor ki mülakatı kaldırdım. Aslında hatırlar mısınız 2019'da bu kardeşiniz, bu hemşeriniz İstanbul'da belediye başkanı seçildi. Anasının ak sütüyle seçildi, ak sütüyle. Ne dedim? Hak yemedim, hakkımı da yedirmem dedim. Yedirmedik. Ne yaptılar? Elimizden seçimi almaya kalktılar. Niçin? Bu günleri gördüler. Seni. Ne dedi? İstanbul'u alan Türkiye'yi alır dedi. İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır dedi. İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder dedi. Seni ilk kez geleceği gördüler. İlk kez. Evet. Kendi malı gibi görme anlayışının sonu geliyor. Bir şehrin yöneticisi olabilirsiniz. Bir ülkenin yöneticisi de olabilirsiniz. Ama hiçbir zaman onun sahibi değilsiniz. Sahibi millet. Samsun'da hizmet eden belediyelerimiz var. İlk Adım var, Atakum var, diğerleri var. Büyükşehir belediyemiz var. Farklı partilerden belediye başkanlarımız var. Onlar sizin temsilciniz. Sizin adınıza orada görev yapıyorlar. Sahibi değil. Sevgili hemşerilerim, bu güzel memleketin güzel evlatları, şu pırıl pırıl evlatlarımız, gençlerimiz, güzel hanımefendiler, beyefendiler, 86 milyon yurttaşımız, doğusu, batısı, güneyi, kuzeyi, Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i, hep birlikte bu memleketin her karış toprağı, hepimizin. İşte bizi millet yapan, milletçe bir yapan, bir arada düşünmemizi sağlayan bu. İşte bu her şey benim anlayışını yollayacağız. Güle güle diyeceğiz onlara. Güle güle. Sevgili hemşerilerim, sevgili dostlarım, memleketimizin her konuda sıkıntıları var. Az önce işte ben gençlerden bahsettim sizlere. Yanlış yaptılar, yanlış yol yürüdüler. Kendini açıkçası bütün gençler adına söylüyorum. Kendini rahatsız hissetmeye başladılar. Ya da gençleri aldatmaya mı niyetleri var acaba? Ama benim gençlerim zekidir, çeviktir, akıllıdır. Cumhuriyetin gençleri onlar. Sizin sevgili gençler, sizin vicdan sınavınızdan, sizin samimiyet sınavından, bakın sizin vicdan ve samimiyet sınavınızdan geçmeyen hiçbir siyasetçiye asla oy vermeyin, asla. Türkiye sizindir. En az onlar kadar, o bu ülkeyi yönettiği ve her şeyi bildiğini düşünen insanlar kadar sizin de bu ülkede hakkınız var. Sizden aldığı yetkiyi yine sizin için kullanmak mecburiyetinde olan onlar, inanın, sıradan görevlilerdir. Hepimiz öyleyiz. Bakın, bu memleketin yöneticileri geçici süreyle bu ülkenin belli kademelerinde bulunarak bu görevi yerine getirmekle yükümlü kişileridir. Türkiye cumhuriyetle yönetiliyor. Bu ülkede demokrasi var. Sıkıntıya uğramış olabilir. Ama bütün bu sıkıntıları ortadan kaldıracağız. İşte o sıkıntıları ortadan kaldırdığımızda şunu anlayacağız ki, devlette yöneticilik yapan her birey bu ülkenin insanına
hizmet etmekle hizmet etmekle yükümlü insandır. Daha ilerisini söyleyeyim mi? Aynen bir apartman yöneticisini düşünün. Bir apartman yöneticisini seçiyorsunuz. O bütün apartmanın sahibi mi? Değil. Diyorsun ki sen bu görevi al, bu apartmanın eksikliklerini gider, işini yap, görevini yap seçiyorsunuz. İşte yöneticiler böyle. O bakımdan bakın Cumhuriyet nasıl bir rejimdir biliyor musunuz? Yöneticilerin millete karşı haddini bildiği bir rejimdir, haddini. Bizler şuraya hemen kenara alın, bak şuraya hemen getirin. Bakın oraya bir yardımcı olalım arkadaşlar, hemen bir yardımcı olalım. Şurayı açın, alın içeriye. Hadi hızlıca. Şimdi sevgili hemşehrilerim, biz bu süreci değiştireceğiz. Bu süreçte herkesin kendini değerli hissettiği bir süreci başlatacağız. Sizlere hizmet eden insanlar eşit, adil ve saygıyla hizmet etmek zorunda olduklarını bilecekler. Hiçbir konuda sizden fazla hakları olmadığını bilecekler. Mülkün sahibi olmadıklarını bilecekler. Dediğim gibi Atatürk bize yöneticinin vatandaşa karşı haddini bilmek zorunda olduğu bir yönetimdir Cumhuriyet. Sizleri yok sayan, önemsemeyen, suratı asık, hatta bazen hakaret eden, bazen hırpalayan, bazen söver gibi konuşan hangi yönetici varsa ne yapacaksınız biliyor musunuz? Onlara oylarınızla haddini bildireceksiniz, haddini. Sözünüzü sakınmadan doğru bildiğinizi söylemeye, yapmaya devam edeceksiniz. Hayatı yeteri kadar ciddiye almaktan vazgeçmeyin. Bu ülkeyi şu ya da bu siyasetçiye değil, başta gençler olmak üzere vatandaşın özgüveninin kurtaracağını bilin. İşte Samsun'un ruhunda tam da bu var. 38 yaşındaki bir gencin liderliği var. Liderliği var. Cumhuriyeti kuran liderlik işte böyle bir liderlik. Samsun'da ben hep bunu gördüm, bunu yaşadım. Sevgili hemşehrilerim, burada bir şehir stadı var. 1986'da, 87'de, 88'de o toprak sahaya maç oynamaya gelmiştim. Daha çocuk yaştaydım. Beni alkışlayan binlerce insanın o futbola olan tutkusunu, coşkusunu ben bu şehirde yaşadım. Ve yıllar sonra ne yazık ki 89 yılında Samsun şehri Samsun Spor adına acı bir kaza yaşadı. Allah rahmet eylesin. O dönem o kazada kaybettiğimiz insanlar vardı. Allah'ın lütfuyla ben Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulundum. 2 yıl futbol oynadım. Türk Ocağı kulübünde oynadım. Benim kulübümün stadının adı o kazada hayatını kaybeden Mete Adanır stadıydı. Buradan rahmetle anıyorum o Kıbrıslı güzel genci. 26-27 yaşında hayatına veda etmişti. Ben 19 Mayıs kenti, bu güzel şehrin o ismiyle bütünleşen, memleketimin bayrağının rengini taşıyan Samsun Spor'un şampiyonluğunu tebrik ediyorum. İşte 2023 Cumhuriyetimizin 100. yılı. Belki bizi çok üzdü, çok vahim başladı. İnsanlarımızı kaybettik. Deprem bölgesinde insanlarımızı yitirdik. On binlerce canımızı yitirdik. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Oradaki 14 milyon insanımızı Millet İttifakı hükümetinde milletçe ayağa kaldıracağız. Milletçe.
Hepimiz biriz. Hiç kimse geride kalmayacak. İşte Cumhuriyet, işte Türk milleti bunu başaracak bir millettir. Hiç kimse geride kalmayacak. Hiçbir evladımız geride kalmayacak. Milletin hükümetinde bu topraklarda doğan her çocuk hayatta eşit ve adil fırsatlarla yaşayacak. Bunu başarmak zorundayız. İşte biz o bölgede bu yaşamsal sıkıntıları gördükten sonra önümüzde 14 Mayıs'a doğru gidiyoruz. Biz Millet İttifakı olarak en büyük yatırımı milletin çocuklarına eşit ve adil fırsatlara sahip olsunlar diye eğitime yapacağız. Eğitime. Çocuklarımız için, geleceğimiz için önceliğimiz eğitim olacak. Aklıma esti, hadi bakayım üniversiteleri kapatın. Aklıma esti, istediğim rektörü atarım, siz de ona biat edin. Aklıma esti, istediğim müfredatı getiririm. Eğitim sisteminden sağından çek, solundan çek. İşte bütün bunları kenara koyup geleceğe, 21. yüzyıla yürüyeceğiz. Güçlü okullarımız, öğretmenlerimiz ve eğitim sistemimizle, gençlerimiz ve ebeveynlerimizle geleceğe umutla bakacağız. 100. yılında 21. yüzyıla yürürken Cumhuriyetimizi ayağa kaldıracağız. Türkiye'nin gereksinimlerine uygun becerileri bütün gelecek nesil elde edecek. Gençlere dünyadaki akranlarından daha iyi imkanları, daha iyi fırsatları vereceğiz. Gençleri bütün dünyayla rekabet edebilir hale getireceğiz. Gençleri kendi ülkelerinde özgürce yaşadıkları, hayallerini kurdukları, umut ve güveni buldukları topraklarında yaşayacakları geleceğe hediye edeceğiz. Yaşamak istedikleri, ayrılmak istedikleri değil, hayatlarını geçirmek istedikleri Samsunları var edeceğiz. Bütün ülkemizde. İşte Genel Başkanım, 13. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi, sana söz sevgili gençler, tam da bu anlattığım geleceği, sizlerin potansiyelinizi ortaya çıkaracağı bir geleceği eşit fırsatlarla eğitim ve istihdam ortamlarını hep birlikte var edeceğiz. Sizlerin sesini kısamayacaklar. Twitter'larınızı kapatamayacaklar. Sosyal medyalarınızı engelleyemeyecekler. Hayatta güçlü bireyler olmanızı sağlayacağız. Sevgili kardeşlerim, değerli hemşerilerim, Millet İttifakı'na güvenin. Millet İttifakı'nın kadrolarına güvenin. Millet İttifakı'nın oluşumu güçlüdür. Bunun en yakın şahidi bu kardeşiniz. 2019'da Millet İttifakı'nın ilk adımını atan Genel Başkanım, 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kılıçdaroğlu ile yine sizlere selamını getirdim. İyi Parti'nin Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'in de selamını getiriyorum. O birliğin gücü bize İstanbul'u kazandırdı. Bize Ankara'yı kazandırdı ve diğer şehirlerimizi kazandırdı. Şimdi daha güçlüyüz. 6 siyasi partimiz var. Her bir partimizin kadrolarıyla ve milletimizin evlatlarıyla ülkemizin geleceğine Millet İttifakı imza atacak. Bu dönem bir siyasi yarış dönemi değil sevgili hemşerilerim. Siyasi parti yarışı hiç değil. Bu dönem ülkemizin demokrasisini inşa dönemi. Hak, hukuk, adalet düzeninin yeniden kurulması dönemi. Eğitimden sağlığa, spordan sanata, aklınıza gelecek her hususta, başta ekonomi olmak üzere milletimizin gelirlerini arttırıcı önlemleri alan bir dönemi hep birlikte var edeceğiz. Benim güzel hemşerilerim, bölünmek yok, ayrışmak yok. Birliğin gücüne siz de katılacaksınız. Birbirinizi ikna edeceksiniz. Ben bugün güzel Giresun'umdaydım. Ardından Ordu'ya geldim. Şimdi Samsun'dayım.
Elbette Samsun dediğim gibi kanımı kıpır kıpır kaynattı. Onun için gençlerden bahsettim. Ama her konuda çözümlerimiz var. Samsun'da bulunmaktan onur duyuyorum. Her şehirde hemşerilerimle, benim güzel Karadeniz'imle sözleştim. Şimdi sıra Samsun'la sözleşmeye geldi. Sözleşmeye var mıyız? Harika. Benim güzel hemşerilerim. Birincisi şu. O güzel, her şey güzel olacak tabelasını görüyorum. Sakın ters çevirme onu. Ellerine sağlık. Senin de ellerine sağlık. Şimdi benim güzel hemşerilerim. Komşularınızla konuşun. Komşularınızla konuşun. Eşinizle, dostunuzla, arkadaşlarınızla. Özellikle sevgili gençler, o güzel yüzlü hanımefendiler, kalpten konuşun. Memleketimiz için bu seçimin tarihi olduğunu anlatın. Ve asla ayrışmamayı, asla bölünmemeyi, birleşmeyi, birliğin gücü olmamız gerektiğini anlatın. Ve herkesle konuşun, oy isteyin. Kalbine konuşun, gözünün içine baka baka konuşun. Memleketimin insanının gözünün içine bakarken sanki Mustafa Kemal Atatürk'ün gözü gibi bakın insanlara. Öyle bakın insanlara ve onların kalbine girin. Çünkü biz bu seçimi sadece Millet İttifakı'na oy verenlerin kazandığı bir seçim diye bakmıyoruz. Bu seçimde 86 milyon insanımız kazanacak. Bu seçimde Hakkari kazanacak. Samsun gibi Trabzon kazanacak, Zonguldak kazanacak, Muğla kazanacak, Ankara kazanacak, Konya, Kayseri, Kırklareli, Edirne, memleketimin her köşesi kazanacak. Bunu anlatın. Sevgili Samsunlu hemşerilerim, bu kardeşinizle birlikte bu sürecin bir neferi olmaya, hep birlikte çalışmaya, hemşerilerimizi ikna etmeye var mıyız? Harika. Bu bugün gördüğüm en kuvvetli sözleşmelerden birisi oldu. İkincisi, coşa coşa sandığa gideceğiz. 14 Mayıs'ı bir şölene dönüştüreceğiz. Onun adı demokrasi şöleni olacak. En yüksek oranda oy kullanmaya hazır mıyız? Güzel. Üçüncü, sevgili hemşerilerim, her oyumuza sahip çıkmak zorundayız. Bir oyumuzun bile başına hiçbir zeval gelmemesi lazım. Ne yapalım, öyle bir dönemdeyiz. Oylara millet sahip çıkıyor, yapacak bir şey yok. Bizim işimiz o. Koruyacağız. Herkese verilen oyları koruyacağız. Sandıklarda görev almanızı istiyoruz. Türkiye Gönüllüleri diye bir uygulamamız var. Türkiye gönüllülerine katılmanızı istiyoruz. Hep birlikte sandıklara sahip çıkmaya var mıyız? Vallahi Samsun, bana öyle bir umut verdiniz ki. Allah şahit. Allah şahit, buradan İstanbul'a yürüyerek giderim bak. Yürüyerek giderim. Samsun öyle bir şey işte. Samsun'un ruhu öyle bir şey. Atamızla 19 Mayıs'ta bizde aşılanan o ruh öyle bir şey. Sevgili hemşerilerim, bugün çok gördüm, psikologlar atama bekliyor. Sosyal hizmet uzmanları atama bekliyor. Aynı zamanda öğretmenlerimiz atama bekliyor. Millet İttifakı 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu adil, liyakatli bir biçimde bu atamaların hepsini yapacak. Hepsini yapacak. Söz. Söz. Genç kardeşim, söz. Evet. Bu topluluktan bir insan asla ayrılmak istemez. Ama benim akşam 2-3 tane daha toplantım var. İstanbul'a geçeceğim. Bu arada Samsunlularla şunu da paylaşmam lazım. Benim güzel hemşerilerim, diyorlar ki Ekrem İmamoğlu niye şehir şehir geziyor? Birincisi, benim şehir şehir gezmemden rahatsızlar. Ben de gideceğim. Mansur Başkanım da gezecek. Mansur Başkanımın da selamı var size.
Beraber dolaşacağız. Milletin gücünü millete göstereceğiz. Bu arada aramızda kalsın. Aramızda kalsın. Bunu söyleyen Sayın Cumhurbaşkanı İstanbul tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanları arasında en fazla gezen belediye başkanıymış. Onu da söyleyeyim size. Aramızda kalsın. Yuhlama yok, yuhlama yok. Aramızda kalsın. Yani bilin yani. Sadece siz bilin, başka kimse bilmesin. Tamam mı? Anlaştık. Peki. Şimdi ben İstanbul'a döneceğim. İşlerim çok. Yarın açılışlarımız var. Öbür gün açılışlarımız, hizmetlerimiz var. Hepinize Ramazan ayı bereket getirsin. Bolluk getirsin. Şampiyonluk getirsin diyeceğim, o geldi zaten. O geldi. Bu arada emeği geçen Samsun Spor Kulübü başkanından yöneticisine, futbolcularına, taraftarına, camiasına teşekkür ediyor. Hayırlı olsun diyorum. Yolumuz açık olsun. Bayramımız şimdiden mübarek olsun. Ramazan bayramımız mübarek olsun. Belki bu Ramazan bayramı istediğiniz gibi olmayacak. Ekonomik sıkıntılar var, problemler var ama biliyorsunuz 14 Mayıs'ta hemen iktidar olur olmaz Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu